çiftlik gübresiyle bu bitkimizin etrafını kapatıyoruz. Eğer ki bu bahçemizde direkt toprakta dikiliyse, saksıda balkonda yetiştirmişsek, terasımız veyahut da balkonumuzda bu bitkiyi yetiştirmişsek, bunu köklerinin ciddi anlamda soğuktan etkilenmemesi için size önereceğim, işte şu büyüklükte bir saksı içerisinde. Bunu daha büyük bir saksıya koyup etrafındaki boşluğu gübreyle doldurup kökünün ciddi anlamda soğuktan etkilenmemesine sağlayabilirsiniz. Eğer ki bu zaten bahçede direkt toprakta dikiliyse sadece üzerini kapatmanız bitkinizin sağlıklı bir şekilde kışı geçireceği yeterli olacaktır. Örneğin eğer ki işte çiçekleri çok erken geçti bu bitkimizin ve deminki yapmış olduğumuz kesimi uyguladık. Siz bunu eğer ki serada evde ve de balkonda yetiştiriyorsanız bu bitkiyi aşağı yukarı Eylül'ün sonunda Ekim falan o civarlarda çiçekleri don oluşmadan bu yapmış olduğumuz kesimi uyguladığınız zaman ve güneş gören yani güneşe çok verimli olan güney tarafta bir pencerenizin önüne koyduğunuz zaman bitki tekrar şu şekilde kendini geliştirecektir ve yeni sürgünler verecektir. Burada da bu sürgünlerden rahatlıkla çelik yapabilirsiniz ve çoğaltabilirsiniz. Örneğin işte çok rengi çok güzel olan bir kasımpat aldınız, büyüttünüz, çiçeğini gördünüz ama ben bundan gelecek sene balkonumu tamamıyla bu kasımpatıyla renklendireyim ve de bahçemin bazı köşelerinde kasımpatını muhafaza edeyim derseniz ve şu şekilde görmüş olduğunuz çeliklerden yaparaktan, şuradaki sürgünlerden alaraktan bunu yapabilirsiniz. Yani burada aşağı yukarı Eylül'ün başında veyahut da bir kasımpatını erken çiçek açıp da bitmişse bunu feda edip böyle bir kesim yapıp içeriye alıyorsunuz. Aşağı yukarı işte 15 derecenin altına düşmeyecek şekilde 20 derece civarında bir ısı sağlamış oluyorsunuz ve tekrar bitki bu hale geliyor. Yeniden bir sürgünler veriyor. Dolayısıyla bu sürgünlerden de ne yapıyoruz? Çelik yapabiliyoruz. Çeliği de zaman zaman bütün programlarımızda size en pratik, en kolay yöntemlerle bazı teknikleri sizinle paylaşıyoruz. Bu neydi? İşte son derece kolay, temin edebileceğimiz evimizde her zaman elimizin altında bulabileceğimiz böyle bir damacana suyunun kabı. Bu şekilde kesip ve böyle bir evimizde mini sera yapabiliyoruz. Yine saklama kablarıyla falan da zaman zaman programımızda böyle bir kaplarla da üretim rahatlıkla yapabilirsiniz. Sera iklimi oluşturabilirsiniz. Evet, burada görmüş olduğunuz şöyle bir çeliği alıp buradan üzerinde yaprak sayısının çok az olmasına dikkat edelim. Çünkü hani köklenmemiş bir bitkinin üzerinde yaprak fazla olursa bu yaprağın uzun süre kalabilmesi için gövdedeki yapmış olduğumuz çelikteki suyu alacaktır. Dolayısıyla suyu aldığı zaman burada köklenme çok geç olacaktır. Mümkünse bütün işte kasımpatı veyahut da işte buna benzer yapraklı bitkilerimizin çelikleri yaparken en üstte bir tane veyahut da hiç buna benzer şekilde yaprakların tamamıyla alınması faydalı. Ve görmüş olduğunuz şöyle bir çelikle de bunu rahatlıkla dikebiliyoruz. Şuradan bir tane daha sizin için alalım. Yandaki bütün yapraklarını alıyoruz. Aşağı yukarı gördüğünüz gibi işte 3-5 santim büyüklüğünde bir ve bunun sulamasını yapıyoruz. Burada kullanacağımız köklendirmek için kullanacağımız malzemeler neydi? Safi kum, dere kumu, kesinlikle deniz kumu veya tuz oranı olan
kum kullanmayacağız.